Merhaba, Cavit Kayırır ben. Atomika Teknik Cihazlar firmasında aplikasyon uzmanı olarak çalışmaktayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölüm mezunuyum. 2007 senesinden beri analitik cihazlar üzerine ve X-ray cihazlar üzerine çeşitli çalışmalar yapmış bulunmaktayım. Bugün sunumumuzda genel olarak X-ray metodu, cihaz çeşitleri, kullanım alanları ve numune hazırlama teknikleri üzerine sizlere bilgilerimi aktaracağım. İsterseniz şu an slaytımıza başlayalım. Öncelikle XRF nedir? XRF, malzemelerin element içeriğini tespit etmemizi sağlayan analitik bir metottur. Hızlı, güvenilir ve diğer analitik metotlara göre daha az kimyasal hazırlığı gerektiren bir analiz yöntemidir. Uygulama alanı çok geniş olmakla birlikte metal, çimento, yağ, polimer, plastik ve gıda endüstrisinde, madencilik, jeolojik ve mineraloji alanlarında, su ve atık çevresel analizlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. XRF yönteminde numunenize X ışınları gönderilmekte ve sonrasında numunede oluşan floresan ışınımlar XRF cihazları tarafından ölçülerek sonuç olarak cihazdan alınmaktadır. X ışınları bilindiği gibi görünür bölgenin dışındadır ve enerji aralıkları şekilde göreceğiniz gibi 0,125 ile 1,25 arası değişmektedir. X-ray floresan yöntemi çalışmasında genelde numuneler bir ya da birden farklı atomlardan, elementlerden oluşmuştur. Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, numuneye X ışını uygulandığında her bir element atomu kendine özgü farklı bir enerjiye sahip floresan ışınımı yapar. Bu durum numunede mevcut elementin parmak izinin tespiti gibidir ve oluşan floresan ışının enerjisi ölçülerek hangi elemente ait olduğu belirlenmektedir. Numune içerisinde o elementten ne kadar fazla varsa o elementin enerjisinde o kadar çok floresan ışınma anlamına gelir. Böylelikle kalitatif yani var yok veya kantitatif miktarsal tespit yapmamız sağlanmaktadır. X ışınları cihazın içerisinde bulunan X ışın tüpleri aracılığıyla üretilmektedir. Üretilen X ışını demeti numuneye yönlendirilerek numune içindeki element atomlarının floresan ışıma yapması sağlanmaktadır. Bilindiği gibi elektronlar çekirdek etrafında orbital denilen yörüngelerde KLM olarak isimlendirilen yörüngelerde hareket etmektedirler. X ışını atomla temas ettiği zaman enerjisinin bir kısmını bu atoma aktarmakta geri kalan kısımla saçılarak yoluna devam etmektedir. Bu enerjinin bir miktar aktarılması olayı sonrasında yapıdaki bu enerji değişimi yörüngede hareket edilen, orbitallerde hareket edilen elektronların başka bir yörüngeye geçiş yapmasına neden olur. Örneğin burada gördüğümüz gibi K orbitalinden mesela L orbitaline, M orbitalinden K orbitaline veya L'den K'ya ya da L'den M'den L'ye gibi bir takım farklı geçişler olmaktadır. Şimdi atom kararlı bir yapıya sahip olduğu için aldığı enerjiyi tekrar geri vermek gibi bir davranış içerisindedir. Dolayısıyla bu almış olduğu enerjiyi elektron tekrar eski yörüngesine geri dönerken floresan ışıması olarak numuneden dışarı fırlatır. İşte XRF cihazları bu dışarı saçılan floresan ışımalarının okumasıyla elementlerimizi tespit etmemizi sağlayan bir sistemdir. Burada gördüğünüz gibi eğer ışımalar K yörüngesinde doğru gerçekleşiyorsa K tip ışımalar, K alfa, K beta gibi ya da L yörüngesinde eğer gerçekleşiyorsa
L alfa, L beta gibi ışımalar mevcuttur. Genelde alfa ışımaları, yani bir K ışımasında oluşan alfa ya da betalar, alfalar genelde birinci ışıma olarak adlandırılır, betalar genelde ikinci ışıma olarak adlandırılmaktadır. Şimdi burada elemental analiz demiştik. Burada gördüğünüz gibi bu pürüz cetveldeki beyaz olan kısımlar XRF cihazları tarafından tespit edilememektedir. Kırmızı olan, bordo olan kısımlar XRF cihazları tarafından ölçülebilen elementlerdir ve griler de aynı zamanda ölçülebilmektedir. Bu kırmızı ile işaretli olanlar K ışımalarıyla ölçülebilmektedir. Bu gri olan kısımlardaki elementlerde ise L ışımaları gerçekleşmektedir ve bu tip ışımalarla ölçümler alınmaktadır. Burada bu ışımaların nasıl bize grafikler ya da spektrumlar oluşturduğunu kabaca anlatmak gerekirse, örneğin burada görüldüğü gibi Titan'a ait K alfa piki ve K beta piki görülmektedir. K ışınımları için bu genelde karakteristik bir görünümdür. Yani K alfası daha yüksek bir değerde bir pik. K beta onun hemen ilerisinde daha küçük miktarda, yaklaşık 5'te 1'i ya da 6'da 1'i kadarlık bir büyüklükte bir pik meydana getirmektedir. Burada yan tarafta ise L piklerini inceleyecek olursak, mesela baryumda L pikinde L alfa, burada gördüğünüz gibi L betası biraz daha ileride ama neredeyse L betaya, L alfaya yakın bir yükseklikte görüntülenmektedir. Yani bu şekilde pikleri ayırt edebiliyoruz. Şimdi XRF cihazları genel olarak bir X ışını tüpü, yani X-ray ışın tüpü den oluşan ışınlar numuneye gönderilmekte XRF cihazlarında. Bu numuneden saçılan ya da oluşan fluoresan ışınlar optik sistem tarafından dedektöre aktarılmakta. Sonrasında dedektör tarafından ölçülen bu sayımlar da elektronik ve yazılımsal yöntemlerle bilgisayar ekranında bize sonuç almamızı bu şekilde temin etmektedir. XRF cihazları enerji dağılımlı XRF, yani ED XRF ve dalga boyu dağılımlı XRF, WVD XRF olmak üzere iki çeşit ayrılmaktadır. ED XRF'ler genelde klasik XRF olarak tanımlanmaktadır ve genellikle sodyum uranyum arası elementlerin ölçümünün yapıldığı masaüstü sistemlerdir. X-ray tüplerinin gücü daha düşük ve ebatları daha küçüktür. Dalga boyu dağılımlı XRF cihazları berilyum amerikyum arası elementlerin ölçümünün yapılabildiği, daha düşük konsantrasyonun ölçülebildiği sistemlerdir. Bu cihazlarda daha yüksek güce sahip tüpler kullanılmaktadır. Ebat olarak da daha büyük yer kaplarlar ve kendilerine bağlı soğutucu çiller gibi dış sistemleri de mevcuttur. Enerji dağılımlı XRF cihazları genelde bir X ışını kaynağından çıkan ışınlar numunemize çarpıp sonrasında oluşan fluoresan ışınlar dedektör tarafından bu şekilde ölçülmektedir. Ama burada esas enerji ölçümünü yapılmasını sağlayan, yani hangi enerjiye sahip ışınların ölçülmesini sağlayan MCA denilen elektronik sistemler vardır. Yani Multi-Channel Analyzer isim verilen. Bu ölçüm skalası kanallara ayrılmıştır bu sistemde ve her bir enerji kanal olarak elektronik olarak ölçülmektedir ve böylelikle her bir enerji değerinde pikler alınmaktadır. Bu MCA aynı zamanda numuneden alınacak data sayısını da bize net bir şekilde belli etmektedir. Yani MCA kanalı daha fazla olan cihazlarda daha çok data toplanmaktadır.
Dalga boyu dağılımı cihazlarda enerji dağılımlardan farklı olarak hareketli kristaller vardır. Bu kristaller XRD mantığında olduğu gibi eğer belli açılara gelirse, belli açılarda bulunursa bu açılarda o açıya geldiği zaman o elemente ait ona özgü ışınlar dedektör tarafından ölçülmeye başlar. Dolayısıyla buradaki ölçüm sistemimiz enerjiden çok daha çok kristalin açısını takip ederek orantısız olarak ölçüm yapılmasını sağlamaktadır. Şimdi enerji dağılımlı ve dalga boyu dağılımlı cihazları karşılaştıracak olursak, şimdi dalga boyu dağılımlı cihazlarda pikler daha keskin ve daha nettir. Enerji dağılımı cihazlarda daha yayvan pikler alınmaktadır. Ve şu kırmızı alan background'ı göstermektedir, dikkat ettiğiniz gibi. Burada background'da oldukça yüksektir ve diğer elementlerin ölçümlerini de engelleyecek boyutlara sahiptir. Dalga boyu dağılımı cihazlarda çok net bir şekilde pikler çok iyi bir şekilde ayrıştırılabilmektedir. Buradan enerji dağılımı cihazlarda özellikle resolution dediğimiz çözünürlüğün çok önemli olduğunu buradan bu şekilde yani özellikle iç içe giren pikler olduğunda bunların ayrıştırılması için çözünürlüğün yüksek olması önem arz etmektedir. XLF cihazlarında ölçülebilecek numuneler genelde katı numuneler, metaller, alaşımlar ölçülebilir, toz numuneler ölçülebilir ya da pres haline getirilmiş toz numuneler. Onun haricinde sıvı numuneler, filtre ve ince filmler, eritilmiş camsı tabletler XLF cihazlarında ölçülebilmektedir. XLF cihazında numune hazırlığı gerçekten işin en önemli safhasıdır. Çünkü iyi hazırlanmış bir numune mükemmel bir sonuç almamızı bize sağlayacaktır. Çünkü XLF cihazları numune yüzeyinden veya yüzeye çok yakın iç kısımlardan ölçüm alan sistemlerdir. Dolayısıyla siz numune yüzeyini ne kadar homojen ve düzgün bir şekilde her türlü kirlilikten uzak bir şekilde yaparsanız bu kadar sonucunuzu o kadar iyi alacaksınız anlamına gelmektedir. Yüzeyin parlak ve pürüzsüz olması, düz olması, herhangi bir ince tabaka dahi olsa bir kirliliğin bulunmaması ölçüm doğruluğunu ve hassasiyetini bu sebeple artıracaktır. Öncelikle XLF cihazlarında ölçüm alabilmek için öncelikle numunelerimizi ölçüme hazır hale getirmemiz gerekiyor. Yani eğer çok iri parçalar varsa bunları daha küçük boyutlara ufaltarak, küçülterek cihazımızın daha iyi sonuçlar alabilecek hale getirilmesi gerekiyor. Ve bunlar için bir takım tabii ki numune hazırlık cihazları kullanmamız gerekiyor. Eğer direkt ölçüm alınabilecekse özellikle enerji dağılımı sistemlerde large mode dediğimiz yani uygulamalarda numuneyi direkt numune kompartımana yerleştirip ölçüm alma imkanınız da aynı zamanda vardır. Öncelikle sıvılar, tozlar, bulamaç ve küçük parçalar gibi ölçümler için sıvı numune kabı dediğimiz altı maylarla kaplı küçük plastik kaplar kullanarak bunların içerisinde ölçüm alma imkanımız var. Bunları o şekilde uygulayabiliyoruz. Bir de metal ya da alaşım tarzı sert katı maddelerde de yüzeylerin zımparalanıp çok iyi parlatılması gerekiyor numune hazırlığında. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Az önce numune yüzeyinin
Ve homojenliğin çok iyi olmasından bahsetmiştik. Çünkü dediğim gibi XRF cihazları numune yüzeyinden ya da yüzeye çok yakın iç noktalardan ölçüm alan sistemlerdir. Dolayısıyla ben eğer numunemdeki tüm elementlerin karakteristik olarak ölçülmesini ve her şeyin eşit bir şekilde hatasız ölçülmesini istiyorsam numune içerisindeki bu elementlerin homojen bir şekilde dağılması gerekiyor ve bunu sağlamam gerekiyor. Eğer bunu sağlarsam çok kesin ve net sonuçlar alabiliyorum. Ama numune hazırlığım çok iyi olmazsa, homojenite hale getiremezsem numunelerimi, o zaman sonuçlarım da tabii doğal olarak sıkıntılı olabiliyor. Diğer bir husus da toz numunelerde özellikle partiküller arası oluşan hava boşlukları nedeniyle bir takım sayım kayıpları oluyor. Yani biz bunlara genelde böyle numunelerde presleme ismini verdiğimiz yüksek bir tonaj uygulayarak bu numune yüzeylerinin daha düz hale getirilmesini sağlıyoruz. O şekilde bir işlem uyguluyoruz. Diğer bir numunelerimizin hatalı çıkmasına ya da ölçümlerin hatalı olmasına sağlayabilecek ya da etkileyebilecek bir yöntem de elementler arası etki, yani matris etkisi diyoruz. Mesela burada X ışınından çıkan X ışın tüpünden çıkan ışınlar nikel elementini uyardığında dediğim gibi bunlardan saçılan yine X ışınları olacak ve bu saçılan nikele çarpıp da saçılan X ışını ileride bulunan başka bir yakında bulunan demir elementini duyurabilir ve dolayısıyla bu nikelden saçılıp demire çarpıp daha sonra bunun vasıtasıyla oluşan floresan aşamalar normal nikel direkt ölçümünün haricinde ekstra olarak bir de burada demir kanalında, demir elementinde ekstra sayımlar gelmesine neden olabilir. İşte böyle durumlar genelde aslında yazılımlar sayesinde, şimdiki yazılımlarda kullanılan bir takım algoritmalar sayesinde bunlar ortadan şu an kaldırılabiliyor. Mineralojik etki bir numunenin içerisinde farklı kristal yapıda aynı tabanlı malzemelerden bulunabiliyor. Mesela FeKO3, Fe, Fe2, demir karbonat gibi mesela böyle farklı bileşikler olabiliyor. Yani bunların olması da yani sadece saf bir FeKO3 olmasıyla bulunan bir numunemizdeki sonuçla bunların hepsinin karışık olduğu numunelerdeki sonuçlar arasında farklar oluşmasına sebep oluyor. Biz bunlara genellikle bu kristal yapı kaynaklı ya da mineralojik yapı kaynaklı etkilere biz meteorolojik etki ya da mineralojik etki olarak adlandırıyoruz bunları. Şimdi numune hazırlık problemlerinin çözümü için genellikle uygulanan yöntemler mevcut. Bunlar mesela homojenlik çözümü için eğer numuneniz homojen değilse ölçüm sırasında numunenin işte döndürülerek okutulması bu homojenlik olayını bir miktar hani sonuç tekrarlanabilirlik açısından burada bir hassas bir sonuca ulaşmamızı sağlayabiliyor. Ama bunun yanında işte matris etkisi ya da tane boyutu ya da mineralojik etki çözümlerinde bir yararı olmuyor bunun. Matris etkisini az önce söylediğim gibi yazılımda bulunan algoritmalar sayesinde bunlar da yine hesap yöntemiyle ortadan kaldırılabiliyor. Tanecik boyutu yani tanecik boyutunun daha küçültülmesi yani öğütme işlemi sayesinde işte hem homojenlik sorunu sağlanabiliyor hem tane boyutu etkisi ortadan kalkabiliyor. Ama gördüğümüz gibi mineralojik etki hiçbir şekilde öğütme de yapsak çok fazla bir kaldırma imkanımız yok. Ama işte bunun için de bunu ortadan kaldırmak için de eltiş dediğimiz yöntem kullanılıyor. Numuneler flaks dediğimiz eltiş kimyasallarıyla eritilerek bu mineralojik etkiler ortadan kaldırılmış oluyor ve böylelikle
daha düzgün, daha doğru sonuçlar elde edilebiliyor iletiş yönteminde. Şimdi numune hazırlanırken, özellikle toz numuneler hazırlanırken genellikle daha yüksek partikül boyutundan daha düşük bir partikül boyutuna getirmek üzere öncelikle çeneli kırıcılar ya da öğütücüler kullanarak bunları belli bir mikron altına getirmemiz gerekiyor. Belli bir mikron altına getiriyoruz. Daha sonra iki yöntem burada kullanabiliyoruz. Bu öğütme işlemi sonrasında ya belli bir tonaj uygulayarak pres yapma yöntemi ya da bu matris etkilerinden falan kurtarmak için numunelerimizi eritiş cihazları kullanarak eritme yöntemi. Burada pres yönteminde yapıldığında bu şekilde pres numunelerimiz oluşuyor. Yüzeyleri daha düz vaziyete gelmiş ve bu hava boşlukları ortadan kaldırılmış oluyor. Eritiş cihazında yapılan işlemler sonucunda ise camsı tabletler bu şekilde elde edilebiliyor. Ama numunelerimiz metal ya da alaşımsa bu numuneleri hani gördüğünüz gibi burada numunelerin yüzeyleri çok fazla pürüzsüz ya da ya da temiz değil. Yani öncelikle bunların temizlenmesi gerekiyor ya da yüzeyi düz hale getirmek için bir takım işlemler yapılması gerekiyor. Hatta bazı durumlarda bu eritme, yeniden eritme işlemi uygulanarak bunların tamamen düz bir şekilde yüzeylerin düz hale getirilmesi sağlanıyor. Onun haricinde parlatıcılar ve aşındırıcılarla bu şekilde daha sonra en son aşamada çok düz ve pürüzsüz bir yüzey elde ederek sonuçlarımızın tamamen doğru olması bu şekilde sağlanabiliyor. Şimdi toz numunelerde neden eritiş yöntemini kullanıyoruz? Bakın şurada grafiğimizde bu sağdaki grafiğimiz eritiş yöntemini temsil etmekte. Soldaki grafiğimiz ise presle yapılan kalibrasyon eğrilerini burada bize göstermekte. Şimdi eritiş grafiklerine bakacak olursak eritişte çok geniş skala bir konsantrasyon aralığında bu alt kısım bizim konsantrasyonumuzu belirtiyor alt kısım. Burada dikey kısımda bizim sayım miktarımızı belirtiyor. Alınan ölçülen sayım miktarını. Gördüğünüz gibi çok geniş bir konsantrasyon aralığında belki de tek bir eğride yani o elemente ait sonuçları alma imkanımız var. Kalibrasyon yapma imkanımız var. Ama pres yönteminde farklı kalibrasyon konsantrasyon aralığında farklı farklı kalibrasyon yapmanız gerekiyor ve çok daha fazla yani gereğinden fazla standart kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu şekilde farklı kalibrasyon grafikleri bizim tek bir kalibrasyon grafiği kullanmamızı engellemiş oluyor. Gördüğünüz gibi yeti sisteminde daha düzgün ve tek bir eğriyle belki de daha az standart kullanarak sonuçları alma imkanımız var. Şimdi hangi yöntem tercih edilmeli? Olayına gelince toz numunelerde iki yöntem var demiştik. Pres ve eritiş yöntemi. Pres yönteminde homojenite, partikül boyutu ve matris etkileri nedeniyle bir numune tipinde birden fazla kalibrasyon eğrisini oluşturması gerekiyor. Yani farklı konsantrasyon aralıklarında. Eritiş camsı tablet metodu tek bir kalibrasyon eğrisi üzerinden, bir element ait tek bir kalibrasyon eğrisi üzerinden geniş varlıkta değerlendirme yapmamıza olanak veriyor. Eritiş camsı tablet metodunun dezavantajı numunenin çok aşırı diliye edilmesi nedeniyle düşük değerli iz elementlerinin tespitinin zorlaşması. Camsı tabletlerin bu yapım esnasında flaks denilen erimeyi kolaylaştırıcı kimyasallar kullanılmakta. Genellikle bu oran 1 gram numuneye 10 gram flaks gibi numune çeşidine göre daha da artabilir ya da azalabilir şeklindedir. Bu durumda numune iyice seyrelmektedir. Pres numunelerinde bazı numuneler direkt pres yapılabilmekte. Bazılarında ise mesela 5 gram numuneye 1 gram bağlayıcı gibi numunenin daha parçalanmadan kalmasını sağlayacak bağlayıcılar kullanarak
daha düşük seyreltme oranı kullanılmaktadır. Düşük seyreltme oranı kullanılması özellikle hafif elementler ve iz elementler için lumiyadan ölçülen floresan ışınım değerlerinin daha yüksek olması anlamına geliyor. Şimdi eriti sırasında bazı elementlerde görülebilen miktarsal kayıplar eritişle birlikte pire çalışılmasında zorunlu kılıyor bazı durumlarda, gerekli kılıyor. Şimdi eritiş cihazları gelince genelde burada iki çeşit eritiş sistemleri var. Gazlı sistemler ve elektrikli sistemler olarak adlandırılıyor. Gazlı sistemler bu eritiş işlemini yapabilmek için, belli bir sıcaklığa getirebilmek için propan ya da butan ya da oksijen gibi gazlar kullanarak burada eritme işlemini yapıyor. Ama elektrikli sistemlerde iç kısımda elektrikli rezistanslarla ısıtılan fırınlar var, kapalı fırınlar oluyor. Bu kapalı fırınlar içerisinde bu eritme işlemi gerçekleştiriliyor. Numune, toz halindeki numune platin altın karışımı kurozeler içerisinde konularak cihaza yerleştiriliyor eritiş cihazlarında ve bunlar işte yüksek sıcaklıkta 1000 derecenin üstünde 1000-1150 derece aralığında belli sürelerle bir takım ısıl işlemler uygulanarak daha sonrasında numune eritilmiş oluyor ve tamamen homojen halde bulunan bu eritiş çamsı tabletleri oluşturulmuş oluyor. Numune hazırlığı sırasında kullanılan diğer ekipmanlar işte çeneli kırıcılar. Bunlar çok büyük parçaları kırmamızı sağlayan değirmen tarzı malzemeler, disk öğütücüler ya da bilyalı öğütücüler. Bunlar da tane boyutunu daha da düşürmek için kullanılan cihazlar. Sonrasında hidrolik pres, bu toz numuneleri pres tablet haline getirmek için ya da eritme fırınları kullanılabiliyor bu metal balaşımlarda. Metal balaşımları parlatmak için yüzey taşlama, kesme ve parlatma makinaları da kullanılan diğer cihazlar, numune hazırlığında kullanılan diğer cihazlar oluyor. Şimdi pres yapılamayan numuneler genelde bu şekilde sıvı numune kabı adını verdiğimiz kaplarımız var. Bunların alt kısımları maylar dediğimiz X ışınını rahatlıkla geçiren ve çok fazla etkileşime girmeyen çok ince filmlerle kaplı. Yani film yerleştiriyoruz en alt kısma, maylar film yerleştiriyoruz. Daha sonra numunemiz ise bu şekilde bu numune kaplarının içerisine yerleştirerek ölçümümüzün alınması sağlanıyor. Pres yönteminde numunelerimiz istersek toz numunelerimizi bu halka tipi bu malzemeler içerisine yerleştirip daha sonra pres uygulayarak bu şekilde halkanın içerisinde numunemizi pres haline getirme imkanımız var. Halka kullanılarak. Onun haricinde borik asit kullanarak numunenin dış kısımları borik asitle bu şekilde kaplanarak kullanılabiliyor. Bu hem numunenin daha fazla uzun süre saklanmasına size yardımcı olabilecek bir kılıf kaplama yöntemi. Arka kısımların kaplanması. Onun haricinde pres işlemi yaparken alüminyum kap kullanabiliyorsunuz. Alüminyum kapı içerisine numunenizi yerleştirip daha sonra bu pres kalıbının üzerine bir tonaj uygulayarak burada numunenizin yüzeyinin tamamen düz olmasını ve preslenmiş olmasını bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde diğer bir yöntemde sıvı bağlayıcı kullanımı. Bu sıvı bağlayıcılar genellikle aseton gibi malzemeler eklenerek uçurulması sağlanarak öncelikle daha az miktarda bağlayıcı kullanıp
daha yüksek bir bağlayıcılık oranıyla numunelerin çok düzgün bir şekilde hazırlanmasını sağlıyor. Çok pürüzsüz yüzeyler elde edilebiliyor, uzun süre saklanabiliyor ve ama dezavantajı biraz hazırlığı daha uzun sürüyor diğer pres yöntemlerine göre. O şekilde kullanma imkanınız var. Eritiş numunelerini nasıl hazırlıyoruz? Eritiş numunelerin hazırlığı nasıl oluyor? Öncelikle eritiş işlemi için eritiş kimyasallarına ihtiyacımız var. Flax adı verilen. Genelde lityum tetraborat, lityum metaborat ya da lityum tetraborat metaborat karışımlarının olduğu eritiş kimyasallarına ihtiyacımız var. Bunlar belli oranlarda tartılıyor. Tartıldıktan sonra ilk aşamada belli bir sıcaklığa kadar ısıtması sağlanılarak bir oksidasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra fırının içerisinde yüksek sıcaklıkta, 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bir hem karıştırma hem de eritme işlemi devam ediyor belli bir süre. Sonrasında eritme işlemi tamamlandıktan sonra burada tabak adını verdiğimiz moldlara numunelerin dökülmesi sağlanıyor bu şekilde. Sonraki aşamada soğutmaya geçiliyor ve soğutma işlemi bittikten sonra bizim CAMS tabletimiz bu şekilde elde edilmiş oluyor. Flakslar genellikle yani sık kullanılan eritiş kimyasal olarak lityum tetraborat, lityum metaborat ya da sodyum tetraborat kullanılabiliyor ya da bunların karışımları kullanılabiliyor. Lityum tetraborat hafif element X ışınımlarını daha geçirgen, 930 santigrat erime sıcaklığına sahip, zor nem kapan, özellikle nem kapma şeyi az olduğu için tercih edilen fakat kristalize olabilen bir eritiş kimyasalı. Lityum metaborat kristalleşmeye tetraborattan daha duyarlı, bazı elementler için daha iyi çözünürlüğe sahip, düşük akışkanlıkta ve 849 santigratta eriyen bir eritiş kimyasalıdır. Ve genelde eritiş cihazlarıyla ICP cihazına da numune hazırlamakta kullanılan bir eritiş kimyasalı çeşididir. Dediğim gibi farklı karışımlara sahip eritiş kimyasalları kullanılmakta çalışmalarımızda. Mesela 12-22, 66-34 gibi. Yani bunlar lityum tetraborat, lityum metaborat oranları. Bu şekilde farklı numune tiplerinde farklı özel karışım boratlar kullanarak numunelerimizin hem daha kolay erimesini hem de daha homojen hale gelmesini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Onun haricinde bu flaksların haricinde ilave kullandığımız kimyasallarımız da mevcut. Mesela lantana oksit, baryum oksit ve stronsiyum oksit özellikle matris etkisini azaltmaya yardımcı kimyasallar. Bunlar da yine numune hazırlığı sırasında kullanılabilir. Lityum florür özellikle malzemenin tabağa döküm aşamasında akışkanlığı artırma açısından çok önemli bir malzeme, kimyasal. Onun haricinde oksitleme işlemi yani eritiş aslında eritişte yaptığımız işlem okside hale getirmek yani numuneleri oksit hale getirmek. Ve bu oksitleme esnasında amonyum nitrat, sodyum nitrat, lityum nitrat veya stronsiyum nitrat gibi oksidasyon miktarını yüzdesel olarak artırıp özellikle metal numunelerin korozi ile alaşım yapması bu şekilde engellenebiliyor. Onun haricinde lityum bromür, amonyum iyodür, sodyum bromür, potasyum iyodür ve sezyum iyodür gibi malzemeler kullanılarak da numunelerin döküldükten sonra soğuma esnasında tabağa yapışması engellenebiliyor bunların kullanılmasıyla. Bu şekilde farklı kimyasallarda, ilave kimyasallarda kullanma durumumuz var. Şimdi XRF cihazlarında kalitatif analiz nasıl oluyor? Şimdi öncelikle her bir elementin hangi enerji değerinde size pik vereceği net bir şekilde belli. Yani bunların tabloları var ve bu tablolarda o değerler net bir şekilde belli.
Ve bu değerler cihazların hafızasına girilmiş durumda. Ve siz numaranızı okuttuğunuzda cihaz okuduğu sayımlarla size bir spektrum, bir grafik veriyor bu şekilde ve orada hangi elementten pikin yüksekliği ne kadar yüksekse o kadar elementin fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Hangi elementin nerede olduğu çok net bir şekilde artık yazılım programları tarafından kolaylıkla tespit edilebiliyor. Bu şekilde numune okutulduktan sonra bu oluşan pikler vasıtasıyla numunelerde hangi elementin var ya da yok olup olmadığı bu şekilde tespit edilme imkanı var. Yarı kantitatif analiz ya da Omniyon yazılımından bahsetmek istiyorum şimdi size. Yarı kantitatif analiz nedir? Şimdi XLF ölçümlerinde fundamental parameters dediğimiz genellikle teorik hesaplamalarla deneysel hesaplamaların bir araya örtüştürüldüğü teorik yazılımlar mevcut. Burada çok farklı numune tiplerinde işte pres ya da eritiş yaptınız ya da işte sıvı numune okuttunuz farklı farklı numune tiplerinden tek bir kalibrasyon eğrisinde yaklaşık sonuç alma imkanınız var. Bu yazılım sayesinde özellikle çok geniş bir skalada bir element aralığında sonuçlar alma imkanınız var. Hem var yok analizi hem de yaklaşık miktarsal analizi bu şekilde tespit edilebiliyor. Genellikle fundamental parameters dediğimiz parametreler yani özellikle mesela cihazın tüpü, dedektörü ya da işte kullanılan optik sistemlerle ilgili tüm bilgiler cihaza girilmiş durumda, cihazın hafızasına girilmiş durumda. Hangi durumlarda nasıl sayımlar vereceği teorik olarak cihazların hafızasında var. Ve siz burada bir takım standartlarla bunları cihazın hafızasında birleştirdiğiniz zaman, yazılımda birleştirdiğiniz zaman cihaz siz herhangi bir numuneyi okuttuğunuzda bununla ilgili sonucu çok özellikle var yok ne kalitatif analiz açısından da miktarsal analiz açısından da size net bir şekilde sonuç vermenizi sağlıyor. Şimdi kantitatif analiz yani miktarsal analiz nasıl yapılıyor? Öncelikle her bir elemente ait kalibrasyon eğrileri oluşturmanız gerekiyor. Bunun için CRM'ler ya da kalibrasyon setleri kullanmanız gerekiyor. Yani bu setleri kullandığınızda yaklaşık %100'e yakın bir sonuç alma imkanınız var. Oluşturduğunuz kalibrasyon eğrileri sayesinde. Şimdi burada belli aralıklarda gördüğünüz gibi farklı farklı standartları okutarak bu şekilde kalibrasyon eğrileri elde ediyoruz ve sonra bu kalibrasyon eğrileri vasıtasıyla cihazdan gelen sayım değerlerine göre o numunenin hangi konsantrasyona sahip olduğu bu şekilde tespit edilebiliyor. Dediğim gibi XLF cihazlarında kantitatif analiz yani miktarsal analizi yaparken kullanabileceğimiz özellikle Panhematical bünyesinde birçok set mevcut. Örneğin mesela çimento sektöründe kullanılan çimento standart seti, Cemoxi ismini verdiğimiz Cemoxi seti. Mineral analizlerinde özellikle maden ve mineral analizlerinde Vuroxi dediğimiz komple bir setimiz mevcut. Sonra toksik elementler bu PVC, polietilen gibi malzemelerde toksik elementlerin ölçümüne dair Toksel ismini verdiğimiz bir setimiz var. Onun haricinde polimer analizlerinde katkılar, antimon, titan gibi değerlerin ölçülmesinde kullanılan Edpol sistemimiz var. Onun haricinde plastiklerde, oyuncaklarda ağır metal analizi yapmamızı sağlayan ROS setimiz mevcut. Yani aslında birçok set mevcut Panhematical bünyesinde. Bunlar sadece birkaçı. Mesela low alloy steel sette bizim yine düşük alaşım çeliklerin ölçülmesine yönelik bir komple bir setimiz oluyor. İşte bu tip setlerle ya da CRM dediğimiz uluslararası sertifikalı standartları kullanarak biz o matris yapısına yani bizim numune yapımıza uygun standartları seçerek kalibrasyon eğrilerini oluşturup daha sonra cihazlardan uygun sonuçları bu şekilde alabiliyoruz.
Burada gördüğünüz gibi Vuroxx seti ile ilgili biraz bilgi vereyim size. Vuroxx seti birden sentetik, öncelikle sentetik standartlardan oluşmuştur. Ve bu sentetik standartlarla yapılan kalibrasyon sayesinde sonuçlarınızın tamamen doğru bir şekilde alabilmenizi sağlıyor. Özellikle mineralojik ölçümlerde oksit cinsinden sonuçları da almanızı sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi birçok elementin ölçüm aralıkları, range'lerini görebilirsiniz burada. Yani neredeyse tek bir aralık, tek bir eğri, yani bir element ait tek bir eğride daha çok geniş bir kalibrasyon aralığını ölçme imkanınız var burada. Benim şu an XRF ile ilgili anlatacağım bu kadar. Ben sözü bundan sonra Emin arkadaşıma aktarıyorum. Herkese iyi günler diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim Cavit Bey. Merhabalar, ben Emin Arslan. Atomika Teknik Cihazlar'da satış mühendisi olarak görev yapmaktayım. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliğinden mezunum. Sizlere Malvern Panalytical firmasının sunduğu çözümlerden XRF ve ETH cihazlarını tanıtmak istiyorum. XRF cihazları elementer analizin elzem olduğu tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Burada görebileceğiniz gibi çok farklı sektör aralığında XRF cihazları kullanılmakta. Malvern Panalytical'ın XRF cihazı olarak sunduğu 3 farklı modeli bulunmaktadır. Epsilon 1 ve Epsilon 4 model cihazlar Cavit Bey'in de bahsettiği gibi enerji dağılımlı XRF cihazları iken en sağdaki Zetium cihazımız dalga boyu dağılımlı XRF cihazı olarak sunulmaktadır. Epsilon 1 model XRF cihazından başlamak gerekirse bu model en baz ve ebat olarak da en portatif model XRF cihazımızdır. Kolay kurulumu, düşük maliyetiyle fiyat performans ürünü olan Epsilon 1 modeli katı sıvı ve toz numaralarınız için uygun bir modeldir. Cihazın ebatları bir yazıcı boyutundayken yalnızca bir güç kaynağı ile portatif bir şekilde çalışmanızı da olanak sağlar. Bunu şu şekilde açıklamak daha uygun olacaktır. Yani taşınabilir şekilde sahada ölçüm alanına olanak vermesi sizin sahada güç kaynağı ile birlikte herhangi bir yerde çözüme gitmenizi sağlayacaktır. Sol tarafta görebildiğiniz geniş numune haznesine yerleştirebileceğiniz her numune ile sonuç almanız mümkündür. Yerleştirdiğiniz numunenizi cihaz üzerindeki dahili dokunmatik ekrandan tanımlayarak birkaç dakika içerisinde sonuçlarınız kendi ekranında otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır. Sodyum ile ameliyum aralığında analiz yapan cihazımızda kendi X ışını tüpünü üreten tek firma olarak Panalytical özel üretimi 10 wattlık gümüş anot tüp ile birlikte yüksek çözünürlüklü SDD10 silikon drift dedektörü standart olarak gelmektedir. Ayrıca cihazın opsiyonu olarak buradaki slide'de görebileceğiniz gibi kamerayla odakladığınız çok küçük alanlarda element analiz yapmasını sağlayan small spot özelliğinin bulunduğu Epsilon 1 mezo modeli de bulunmaktadır. Bu mezo modeliyle alınmış, burada görebileceğiniz gibi bir ham cevherden alınan small spot ölçümlerinde hemen soldaki sonuçları aldığı şurada ortadaki beyaz noktanın alınan verilerinde magnezyum ve silis değerleri fazla çıkarken nispeten sağdaki ölçümlere göre sağdaki daha koyu noktanın alınan ölçümlerde de demir ve krom oranlarının fazla çıktığı görülmüştür. Bu ölçümler 2 dakikalık bir ölçüm süresinde alınmış sonuçlardır. Epsilon 1 cihazının dahili işletim sistemi ve dokunmatik ekranı ile herhangi bir ekstra bilgisayara gerek duymadan çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Dokunmatik ekran üzerinde her ön sonrası otomatik sonuç gösterim ile kolaylık sağlamakta. Aynı zamanda hafızasında tuttuğu tüm verileri istediğiniz zaman geri çağırarak spektrumlar arası üst üste bindirme ya da kıyas gibi seçenekler de mevcuttur. Şimdi bahsedeceğim Epsilon 4 model enerji dağılımlı XRF cihazı ise Epsilon 1 modeline göre ebat olarak daha büyükken dalga boyu dağılımlı cihazın hafif elementlerdeki hassasiyetine daha yakın sonuçlar almak üzere tasarlanmış bir cihazdır.
Cihazın kendi içerisinde farklı versiyonları bulunmakta. Şu şekilde hemen solda ve sağda göreceğiniz iki farklı model. Bu 1 milimetre ve 30 milimetre kare olmak üzere farklı boyutlardaki SDD dedektör setiyle sunulmakta. 2 mAh maksimum akım değerine çıkan versiyonunda, yani soldaki versiyonda 10 milimetre karelik dedektör alana sahip SDD dedektör kullanılırken, sağdaki versiyonunda, yani maksimum 3 mA akım değerine çıkan versiyonundaysa 30 milimetre karelik dedektör alanına sahip SDD dedektör kullanılmaktadır. Ayrıca bu 3 mA akım değerine çıkan versiyonunda şurada görebileceğiniz gibi bu da ikiye ayrılmakta. Ultra ince beryum pencereyle güçlendirilerek SDD Ultra dedektörünün bulunduğu bir versiyonu daha bulunmakta. Epsilon 4 model 30 milimetre kare SDD dedektör kullanılmış versiyonunda. Bahsettiğim SDD Ultra versiyon ultra ince berilyum pencereli 30 milimetre karelik penceresiyle sunulan versiyonunda ölçülebilir element aralık flordan ameryuma olan elementlere ek olarak şurada görebileceğiniz gibi karbon, azot, oksijen elementlerini de kapsayacak şekilde ölçüm alabilmeyi sağlamaktadır. Spektrum oluşturulurken en kaliteli dedektör kullanılsa bile bunun bir anlamı olması için kullanılan elektronik aksamın kalitesi büyük rol oynamakta. Yani spektrum oluşturulurken gereken fotonları çıkan sinyal sayım oranı belirlemektedir diyebiliriz. Saniyede 1,5 milyon sayım ile yüksek sayım kapasitesine sahip bu cihazda oluşturulan spektrumda foton kaybı minimuma indirilmiştir. Ayrıca oda koşullarından etkilenmeden çıkan düşük sinyalleri bile yakalayabilmek karbon, azot, oksijen, flor, sodyum, magnezyum ve alüminyum gibi düşük atom numaralarına sahip hafif elementlerde hassasiyeti arttırmak için cihazın helyum ortamında çalışma olanağı da bulunmaktadır. Hafif elementleriyle hassas bir şekilde çalışmak isteyen müşterilerimiz için sizler için bu modda çalışabilmeyi tavsiye etmekteyiz. Ek olarak cihaz helyum ortamında yalnızca ölçüm sırasında geçtiği için helyum tüketiminin de minimumda olduğunu belirtmek isterim. Helyum ortamında ve oda koşullarında çalışılan numuneler arasındaki pik farklılıklarında hemen şurada görebilirsiniz. Helyum ortamında çalışılan bir sonuçla ama oda koşullarında çalışılan bir sonuç arasında pikler arasındaki farkları burada görmeniz mümkündür. Şimdiye dek bahsettiğim özelliklere ek olarak cihazın içerisinde onlu numune tepsisi bulunmaktadır. Bu numune tepsisi ile her bir bölüme farklı numune koyarak çalışmanızın mümkün olduğu gibi aynı zamanda tepsiyi kaldırarak büyük numuneler ya da şekilsiz numunelerle de çalışmanız mümkündür. Şurada cep telefonu ya da farklı bir dolu kullanılabilecek ölçüm için gerekli olan şekilsiz numuneler bile yerleştirilmesi mümkündür. Kullanım kolaylığı olarak numuneyi ilgili bölüme yerleştirerek soldaki gibi ilgili bölüme yerleştirerek cihaz arayüzünden metodu seçerek numune tepsisinin bulunduğu konumu tanımlamanız gerekmekte. Sonrasında analiz sonuçları karşınıza otomatik olarak çıkacaktır. Su soğutma, basınçlı hava ya da sıvı nitrojen gerektirmeyen yalnızca güç kablosu ile çalışabileceğiniz bir cihaz olarak Epsilon cihazını sizlere sunmaktayız. Bu iki cihaz dışında yılların deneyimiyle birlikte Malvern Panalytical firmasının devrimsel adımı olan Zetium model dalga boyu dağılımlı XRF cihazını hafif elementlerde doğruluk, hassasiyet ya da daha çok numune sayıda numune ölçümü gerektiren durumlarda sizlere sunmak isteriz. Bildiğiniz gibi XRF cihazları X ışını tüplerinden salınan X ışınları ile çalışmaktaydı. Normalde ekranda gördüğünüz şu filament kısmı filament kısmından üretilen ışınlar berilyum pencereden numuneye gönderilmektedir. Standart X ışın tüpleri tungsten filamanlı olup X ışının üretimi sırasında buharlaşmaya sebep olarak şuradaki berilyum pencerenin kaplanmasına sebep olur ve numuneye gönderilen demetin internet sitesinde bir kayıp meydana gelir. Malvern Panalytical firması
Particle'ın üretimi olan buharlaşma yapmayan seramik filaman ile birlikte sunduğu patentli zeta teknolojisini kullandı. Ve burada görebileceğiniz gibi 10.000 saatlik ölçümden sonunda dahi anot malzemeden gelen X ışını demetinin intensitesinde bir kayıp olmadığını görebilirsiniz. Burada 3 yıl 3 ayda alınan 309 analiz sonunda 3 yıl 3 ayda alınan 309 analiz sonunda cihazın kalsiyum ve nikel piklerinde gözlenen intensite kayıpları gösterilmiştir. Kalsiyumda 1/1'lik bir kayıp varken nikelde 1/5'lik bir kayıp vardır. Gayet tolere edilebilir bir değerler bunlar. Bunun dışında ayrıca X ışını tüpünün beryum penceresinden alınacak ölçümler sırasında zarar görmeden kalabilmesi çok önemli. Bu konuda Particle'ın geliştirdiği patentli bir diğer özelliği olarak sizlere Kyblue olarak adlandırılan mavi renkte bir kaplama ile koruma altına alınan bu teknolojiyi sunmak isteriz. 1 molar hidroklorik asite karşı bile dayanıklı olan bu kaplama sayesinde X ışını tüpünün en hassas ve önemli parçalarından biri olan bu beryum pencerenin koruma altına almak amaçlanmıştır. Şu şekilde sık karşılaşılan durumlardan bir diğeri ise kirlenme sebebiyle cihazın tam verimde çalışamaması durumu. Numunelerden dökülen tozun, karıntanın cihazın vakum altında çalışması sırasında dedektöre ya da yani numune üzerine yapışması sebebiyle sorunlar, farklı sonuçlar doğabilmektedir. Malvern Particle firması da bu gibi sorunların önüne geçmek için kendi özel toz azne sistemini tasarlayarak numune odasında oluşan toz ve kirliliğin önüne geçmeyi amaçladı. Örneğin şurada gördüğünüz kısımda bir biriken numuneden gelen parçacıklar, tozlar. Numune toz haznesi kısmında toparlandıktan sonra sağ tarafta görebileceğiniz haliyle bir tüp halinde küçük bir sistemde toplanmakta. Bu tüpü kullanıcı kendisi kolaylıkla değiştirebilmektedir. Ekstra olarak cihazın ömrünü uzatmak ve hassas parçalarını korumak için Zettium cihazında bulunan ön bakım özelliğinden bahsedecek olursak, bu özellik sayesinde numune dedektör üzerine götürülmeden bir ön bakımı alınmaktadır. Şurada gördüğünüz bu taret mekanizmasından bahsetmek istiyorum ben size. Cihazın dedektörlerinin asıl optik kısmının şu üst taraftaki bölme olduğunu düşünelim. İlk başta numune tablasından şu kısma alınan numune, burada bir ön bakım alınıyor. Eğer ki ön vakumda alındığı yerde bir çatlama, hani numuneli bir patlama gözlenmiyor ise dedektör tarafına, yani şu ikinci kısma götürülüyor. Ve bu özellik sayesinde de dedektör, X ışını tüpürü, maskeler gibi önemli optik ünitelerin korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca cihazımızda opsiyonel bulunan sürekli yükleme özelliği ile biraz önce bahsettiğim taret mekanizmasında vakum sonrası numune dedektör üzerine alındığında diğer taraftaki numuneyi ölçüm alırken zamandan kazanç sağlamaktadır. Bunun şu şekilde biraz önce bahsettiğim mevzuda bu cihazın sağ taraftan optik ünite kısmına numuneyi aldığında burada vakumu almaktaydı. Burada ölçüm alınırken sağ taraftaki kısımda ölçüm alınırken sol tarafta ön vakuma aynı anda almaya başladığı bu sürekli yükleme özelliği ile birlikte de zaman kazanması sağlanıyor. Yani bundan bir 100-150 numune analiz edebilecek bir laboratuvarda 30-75 dakika arasında bir zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca kolimatör maskelerinin X ışın şiddetiyle doğrudan etkisi bulunmaktadır. Firmamızda 6 mm'den 37 mm'ye kadar kolimatör maskesi üretilmekte olup 37 mm'lik kolimatör maskesi üreten tek firmadır. Örnek olarak 37 mm'lik bir kolimatör maskesinin kullanıldığı X ışını tüpü ile 30 mm'lik bir kolimatör maskesinin kullanıldığı X ışını tüpünün şiddetini kıyas edelim. Bu kıyas yaptığımızda %52'lik bir fark gözlemlendi. %52 oranında daha fazla bir X ışını şiddeti elde edildiği görülmekte. Cihazın 1 kW, 2.4 kW, 3 kW ve 4 kW güç seçenekleri bulunmaktadır. Cihazın tek seferde 128 numuneye kadar numune tanıtılabilecek bir numune odası bulunmakta. Ayrıca ihtiyacınıza göre numuneler arasında öncelik tanımınızı sağlayan bir yazılımı da mevcut.
Cihazda ekstra olarak opsiyonel sunulan, sizlere opsiyonel sunulan bir ataşman ile birlikte Sonic Score özelliği bulunmakta. Bu özellik sayesinde hem dalga boyu hem de enerji dağılımının çalışabilmesi mümkündür. Bu spektrumun hızlı bir şekilde taranmasını olanak sağlayan bir sistem. Siz hafif elementleri dalga boylu, ağır elementleri de nispeten enerji boylu dağılımlı bir dedektörle taradığınızda bunlar daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır. Yine opsiyonel Small Spot Mapping özelliğinden bahsetmek istiyorum. Burada numune yüzeyi taranarak elementel dağılıma ait bilgi edinmek istediği durumlarda cihazı bu özelliğiyle birlikte önermekteyiz. Elektron mikroskoplarına kıyas ile çok daha geniş bir alanda harita yapılmasına olanak sağlamaktadır. Şimdi Cahit Bey'in size başta bahsettiği Klaes marka öğretici cihazlarından bahsetmek isterim ben. İlk olarak tekli model olan Leneo modeli bulunmakta. 1200 santigrat dereceye kadar çıkabilen hazne sıcaklığı ile ısıtma süresi, ısıtma oranı, klozet sallama hızı gibi parametreleri kullanıcıya tanımlı olarak ayarlanabilmektedir. İkili numune hazırlayıcısı olarak Eagle 2 modelinin ise öne çıkan özelliği iki farklı metotlar ile iki farklı numune hazırlığına olanak sağlamasıdır. Yani burada kontrol edilen parametrelerden işte bahsettiğimiz ısıtma süresi, kuruze sallama hızı, döküm modları gibi parametreleri iki ünite içinde farklı girebilmek mümkündür. Üçlü gaz numune hazırlayıcısı M4 modeli ise propan, LPG ya da doğalgazla çalışabilmektedir. Direkt hava ortamında çalışırken oksijen ihtiyacı bulunmamaktadır. Son olarak da altılı elektrikli eritiş numune hazırlayıcısı olan Deox Advanced modeli bulunmaktadır. Tüm bu kontrol edebilir parametrelere ek olarak numunelerinizin uygunluğuna göre 4 farklı dökme metodu bulunmaktadır cihazda. Ben sunumumuzu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi sözü moderatörümüz Uğur Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Emin Bey. Cavit Bey, size de teşekkür ederim. Şimdi sorularınızı alabiliriz sol taraftaki genel sohbet kısmında. Biz de o konuda yardımcı olmaya çalışalım, cevap vermeye çalışalım sorularınıza. Murat Bey'den bir soru gelmiş. XRF cihazlarında ortalama tüp ömrü kaç saattir diye bir soru. Yani bu kullanıma göre değişiyor tabii ki. Bu X-ray tüplerinin sürekli açılıp kapanması yerine belli bir standby modda kalması ömrünü uzatacaktır. Onunla ilgili aplikasyon notu mevcut Panalytical'ın. Özellikle bir X-ray tüpü nasıl daha uzun kullanılır şeklinde. Murat Bey, eğer bize mail atarsanız onunla ilgili biz size detaylı aplikasyon notunu gönderir. Bu konuda sizlere yardımcı olmuş oluruz. Merve Hanım'dan bir soru var yine. Cam üzerine ince film kaplamalar yapıyorum. Özellikle titanyum dioksit kaplamaları. Bu numunelerime XRF ile bakabilir miyim? Kaplanmış numune olarak. Mümkün. Denemek lazım Merve Hanım. İletişime geçerseniz bizimle o konuda aplikasyoncu arkadaşlarımız size detaylı bilgi verecek. Hatta numune çalışma imkanı bile sağlayabilirler. Telefonumdan. Hafif elementin tam olarak nasıl bir etkisi var? Yani ağır element neden kullanılıyor? Hani hafif elementlerle ağır elementler neden aynı şeyde ölçülemiyor ya da hani aynı koşullarda onu mu yapmak istiyor acaba? Ben öyle bir şey anladım ama. Evet, o bilgi de yararlı olabilir. Hani verirsek cevap alamazsak da tekrar sorusunu alırız. Telefonu. Şöyle hafif elementlerin biliyorsunuz enerji değerleri yani floresan ışıma değerleri daha farklı. Ağır elementlerde daha yüksek hani enerji değerlerimiz mevcut. Şimdi biz numunemize bir X ışın demeti yolluyoruz. Eğer çok geniş aralıkta bir X ışın demeti yollarsak mesela yani bir X ışın demetiyle komple hepsini ölçme imkanımız olmuyor. Çünkü çok yoğun farklı X ışın demetleri olduğunda backgroundlar yükseliyor. Yani dolayısıyla biz farklı elementler için farklı ölçüm kondisyonları belirliyoruz. Yani hafif elementler için ayrı, ağır element dediğimiz daha üst gruptaki atom numarası daha yüksek olan elementler için farklı kondisyonlar belirliyoruz. Yani bu durumda ne oluyor? Kilovolt ve miliamper yani X-ray tüpüne uygulanan kilovolt ve miliamper değerleri değişiyor. Özellikle hafif elementleri ölçerken enerji değerleri daha düşük olduğu için biz onlara kilovoltu daha düşük, miliamperi daha yüksek bir X-ray tüpü uygulamamız gerekirken ağır elementler dediğimiz gruba daha yüksek kilovoltlu bir
X ışını ama bunun yanında daha düşük bir miliamper akım uygulamasıyla bunları, yani bu elementleri uyarmamız gerekiyor. Bu şekilde onu açıklayabilirim. Yani farklı kondisyonlar gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Yine Kıymet Hanım'ın sorusuna da siz cevap verebilirsiniz Cavit Bey. Nadir toprak elementlerini okuyabiliyor mu cihaz? Evet, ekstra cihazlarıyla nadir toprak elementleri okutabiliriz. Yasemen Hanım'ın bu tarz bir eğitim sistem içinde yapma şansımız var mıdır? Daha önce yaptık aslında. Kendi Vega ve Mira modellerimizi anlatacak ve tekniği anlatabilecek bir webinar düzenledik. Onun tekrarlamayı tabii ki ileriki zamanları düşünebiliriz. Bunu arkadaşlar, planlayan arkadaşlarla tekrar dile getiririm. Kıymet Hanım gene flor için dedeksiyon limiti nedir diye bir sorusu olmuş. Cavit Bey. Bu numune tipine göre değişiyor. Yani florda mesela bazı numunelerde yüzdesel olarak bakacak olsak mesela 0.1'de ya da ppm seviyesine kadar inebildiği halde bazı numunelerde mesela %1 bile alınabilir. Bunun sebebi şu, florla ilgili mesela florla ilgili çalışan bir malzemede örneğin demir varsa çelik içerisinde, numune içerisinde ve yüksek miktarda varsa bu flor piki ile demir piki arasında bir çakışma mevcut oluyor mesela. Böyle durumlarda işte biz o oluşacak demir nedeniyle oluşacak background'dan dolayı bunları göremiyoruz. Hani bir miktar böyle durumlar oluşabiliyor. O yüzden numune tipine bir bakmamız gerekiyor. Yani numune tipiyle ilgili orada önemli bir faktörümüz var. Bazı element konsantrasyonları eğer yüksek olursa oluşacak background'dan dolayı çok düşük değerleri alamıyoruz. Ama yani ortalama olarak yani ppm seviyelerinde de alabildiğimiz değerler var. Ama dediğim gibi numunenin öncelikle çok iyi hazırlanması lazım. Yani 40 mikron altı olması gerekiyor. Özellikle pres numunesi olan numunelerde. O şekilde bir numune hazırlığına çok dikkat etmek lazım. Yani her şey numune tipi ve numune hazırlığı ile alakalı. Sonuçta XRF cihazı da eğer uygun bir şekilde ise onu ölçüp size sonuç verecektir. Bahattin Bey'in EDXRF sisteminde polarize özelliği mevcut mudur? Bizim cihazlarımızda şu an polarize özelliği yok. Polarize özelliği nedir? X ışının yönünü değiştirerek bir takım backgroundların engellenmesini sağlıyor polarize özellik. Ama bizim cihazlarımızda şöyle bir özellik var. Bizim cihazlarımızda dikkat ederseniz watt olarak biraz daha düşük gözüküyor diğer cihazlara göre. Bunun da sebebi şu. Özellikle hafif element grubu için biliyorsunuz daha düşük kilovolt uygulanması gerekiyor ve akımında daha yüksek olması gerekiyor hafif element grubunda, özellikle enerji dağılımlarda. Bizim Epson 4 cihazımız mesela 4.5 kV'ya kadar inebiliyor. Ve onun haricinde 3 mA akıma kadar çıkabiliyor en üst modeli Epson 4'ün. Bu da normalde enerji dağılımlı cihazlarda sodyum altında okumalar hani pek mümkün olmasa bile bizim cihazlarda sodyum altındaki elementlerde işte karbon, flor gibi elementlerin okunmasını mümkün kılıyor. O şekilde bir şeyimiz var. Yani bizim cihazlarımızda şu an polarize özelliği mevcut değil. Ama backgroundlar zaten düşürülmüş olduğu için biz birçok şeyden zaten bu şekilde. Yani hafif elementleri zaten kolaylıkla bizim cihazlarda ölçebildiğimiz için o şekilde kurtulmuş oluyoruz. Melih Hanım'ın sorusu. Epsilon 1 direkt plastik numune toz olarak analiz yapıyorum. Kızdırma kaybı girilerek eritiş mi daha net sonuç verir? Toz numune mi? Toz numuneyi 1050 derecede 1 saat kızdırma kaybı bakıyorum. Kül numunesine bakarsak doğru sonuç verir mi? Tamam. Kül numunesine baksak daha doğru sonuç verir mi? Şimdi şöyle durumlar var. Ateş zayiatı gerçekten XRF analizinde çok önemli bir parametre. Çünkü neden? Biz bu değeri bilmediğimiz zaman nasıl bir işlem oluyor? Siz tamam cihazınız bir ölçümü alıyor, sonuç veriyor size ama cihazın içerisinde bizim bazı cihazlarımız mesela karbon okuyabiliyor ama karbon okuyamayan sistemler ne yapıyor? Bu cihazın içerisindeki o karbon miktarını ölçemediğinden sizin sonuçlarından dolayı farklı çıkıyor. Şimdi bunun doğru olması için yani sonucunuzun eğer içerisinde ateş zayiatı varsa sonucunuzun doğru olması için bu ateş zayiatı testinin ayrı olarak yapılması gerekiyor. Ya da kızdırma kaybı testinin kızdırma kaybı sonucunun bilinmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız sonucunuzu daha düzgün hesaplarsınız. Ama bazı numune tiplerinde de özellikle numune kaybı
edilerek ya da bu ateş sayatı numuneden atılarak, hani kızdırma yapılarak daha sonra cihaza verilip sonuçlanıyor. Yani ikisi de aslında benzer sonuçlar alabilmek lazım. Çünkü hayatı numuneyi hesaplatırsanız yüze tamamladığı ya da normalize ettiği durumlarda sonuçlarınız tamamen farklı çıkması durumunda. O yüzden önemli bir parametre. Bu şekilde yapılabilir. Yani o şekilde denilebilir çalışmalarımız. Soruların devamı için ekranda gördüğünüz mail adresini yazarak, bizlere ulaşarak, baştaki videomuzda geçen mail adresleri bizlere ulaşarak her zaman için yardımcı olmayı isteriz biz size. Evet arkadaşlar, tuğçeoktay@atomikateknik.com adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Atomika Teknik ekibine çok teşekkür ederiz bu keyifli sunum için.